çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Efendiler, millet hürriyet istiyor. Sultan Abdülhamid'in tahtından indirileceği gün yaklaşmaktadır. Ordudan cemiyetimize gelen haberlerde yakın zamanda askeri bir harekat olabileceği anlaşılmaktadır. Bizler de sırası geldiğinde üstümüze düşecek görevlere hazırlıklı olmalıyız. Ben 93 Harbi'nde Ruslara karşı savaştım. Vücudumun yarısını bu vatan için feda ettim. Ama bu milletin hürriyete kavuşması için şimdi canımı vermeye hazırım. Abdülhamid'i devireceğiz! Baskınlar, zaptiyeler geliyor! Siz şu ağaçların arasından kaçabilirsiniz, ben zaptiyeleri oyalarım. Perşembe günü bizim konağa gelin. Ne çok merak ettim. Her zaman bu kadar geç kalmazsınız. Bu sefer yakayı güç sıyırdık. Ne oldu? Toplantıyı ihbar etmişler. Zaptiyelerin baskınına uğradık. Amcama bir şey olmadı ya. Köşke sağ salim döndük işte. Ama Feyyaz Bey yardım etmeseydi başımıza ne gelirdi bilmem. Şu hep bahsettiğin gazeteci Feyyaz Bey mi? Evet o. Anlattıklarına bakılırsa çok hoş bir adam olmalı. Ne kadar hoş olduğuna görünce karar verirsin. Ben senin gibi erkekler dünyasına giremem ki. Onu nereden göreceğim? Burada, bizim konakta. Perşembe günü geliyor. Buyurun efendim. Şeref, kim o gelen, tanıyor musun? Gazeteci Feyyaz Bey anneciğim. Babanla mülakat yapmaya mı geldi? Ben ne bileyim anneciğim, babam her zaman Feyyaz Bey'in fikirlerini çok beğendiğini söyler. Babanın kendinden bu kadar genç adamlarla sıkı fıkı oluşuna bir türlü akıl erdiremiyorum doğrusu. Allah vere de başımıza bir dert gelmesin. Gel, müzik odasına gidelim. Bakın Feyyaz Bey, siz Jöntürklerin teşkilatlanma ve siyasi mücadele usullerinizi çok takdir ediyorum. Renklerden öğrendiğinizi iyi tatbik ediyorsunuz. Doğrusu sizin hürriyet diye tutturduğunuz şey nedir? Bu memlekete hürriyet gelirse ne olur pek bilmiyorum. Ama görüyorum ki Sultan Abdülhamid'i bu hürriyet lafı götürecek. Onun için sizleri bütün gücümle destekliyorum. Abdülhamid'e neden karşısınız? 93 Harbi'nde bir süvari zabitiydim. Plevne'de bir taarruz sırasında yanı başımda bir şarapnel patladı. Atım öldü. Ben canımı zor kurtardım. Ama yarım adam olarak. Padişahım çok yaşa diyerek ateşe attık kendimizi. Mükafatım ne oldu? Vezirlik ya da sefirlik mi verdiler? Yo, bir kenara atıldık, unutulduk. Sanki bu memleketi idare edenlerin aklı bizden çokmuş gibi. Davamıza ne şekilde yardımcı olabilirsiniz? Eski silah arkadaşlarımın çoğu orduda önemli kumanda mevkiindeler. Onlarla irtibat sağlayabilirim size. Asker desteği olmadan bu memlekette iktidar değiştirilemez. Sizler de yazıp çizerek milleti bu davaya kazanacaksınız. Sizinle irtibatı nasıl koruyacağız? Burada, bizim konağımızda. Sık sık buraya gelmem kuşku uyandırmaz mı? Bunun için yeterli bir sebep bulunacak.
Sizin musiki alanındaki şöhretiniz de biliniyor. Kızlarımın musiki öğretmeni olacaksınız. Buraya geliyor. Hanımlar, Beyaz Bey, yeni musiki hocamız. Şerefi tanıyorsunuz tabii. Davamızla ilgisi olduğu kadar musiki ile aşinalığı da vardır. Nasılsınız Şerefi Hanım? Teşekkür ederim. Müjgan, rahmetli biraderimin kızı. Ama elimizde büyümüştür. Şeref'in kardeşi sayılır. Tanıştığımıza memnun oldum. Beyaz Bey haftada iki gün, salı ve cuma sabahları gelecek. Hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Şeref Hanım, babanız daha önce Madame Hasmik'ten ders aldığınızı söyledi. Dersi 3 yıldır bırakmıştım. Ama evde hemen her gün 1 saat piyano çalışırım. Müjgan Hanım'ın musikiyle ilgisi? Ben İzmir'de biraz ut dersi almıştım. Çok bir şey bilmiyorum. Burada Şeref'i dinlemek bana yetiyor. Öyleyse önce sizi piyanoya alıştıracağız. Gelin bakalım. Gel Müjgan. Musiki eğitiminde Batı'nın klasik metotlarını bilmek şarttır. Bunu okumak herhalde Şeref Hanım için bir mesele değildir. Bilmem. Bir deneyelim. Bakalım siz beğenecek misiniz? Şimdi siz de deneyin Müjgan Hanım. Ne yapacağım yani? Gelin buraya. Gelin. Bakın şimdi. Bu ses do, re, bu mi, fa, sol, la, si. Bu müzik işini de nereden çıkardınız Recai Bey? Kızları çalgıcı çengi mi yapacaksınız? Sen gönlünü ferah tut hanım. Kadın kısmının her bir işe karışması gerekmez. Madem öyle, Şeref'i neden her işinize karıştırmaktasınız? O başka. Şeref'e ben erkek gözüyle bakıyorum. Hastanede yaralı yatarken hep bir oğlum olmasını beklemiştim. Davamı yürütsün diye. Adını bile daha doğmadan koymuştum. Şeref'in kaderi benim erkek çocuk ihtiyacımı karşılamak. Ama bey, bu gidişle ona nasıl koca bulabiliriz? Koca mı? Ne kocası? Bu yaşa kadar evlenmedi. Bu yaştan sonra da evlenmesine gerek yok. O benim elim, ayağım, silahım, her şeyim. Vallahi Recai, maşallah Şeref'e. Sana erkek evlat yokluğu hissettirmiyor. Şeref benim hedeflerime ulaşacak. O benim hayrul halefim. Evet, kalabalıktan epey uzaklaştık. Nedir bana söylemek istediğiniz? Babam için gizli haberleriniz mi var? Bırak babanı şimdi. Seninle bir türlü yalnız kalamıyoruz ki. Konuşmak istediklerim başka. Memleketi kurtarmaktan başka bir konumuz olabilir mi? Rica ederim Şeref, kaçak oynama. Ben bir erkeğim ve seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor. Beraberliğimiz her gün sana daha güçlü duygularla bağlanmama yol açıyor. Yani sana aşık oluyorum Şeref. Ne yapıyorsunuz? Görürlerse rezil oluruz. Al sazını sen, seveceğim. Şen hevesinle
Bana gücenmeyin. Neden hayır? Sana rahat bir hayat sağlayamam diye mi korkuyorsun? Babamı bırakamam. Ya baban seni bana vermeyi kabul ederse, o zaman da beni istemez misin? Ne olur bırak Feyyaz. Bak kollarında titriyorsun. Kadınlığını inkar etme. Nasıl edebilirim ki? Ama kadınlığıma yenilirsem kendime saygım kalmaz. Bunu yapma bana. Biz Feyyaz Bey'in gizli cemiyet çalışmalarını bir yana bırakıp Recai Bey'in kızlarıyla musiki alemlerine dalmasını hoş karşılamıyoruz. Bunun gerekçelerini açıklamıştım. Siyasi mücadele piyano başında kazanılmaz Feyyaz Bey. Abdülhamid'i de Topal Recai Bey'in hayali kumandanlarıyla deviremeyiz. Sizin daha uygun bir teklifiniz var mı? Var. Zaman kaybetmemek, kestirmeden gitmek. Yani Abdülhamid'i ortadan kaldırmak. Nasıl? Ermeniler bir suikast hazırlığı içindeler. Belçika'dan bir bomba uzmanı getirmişler. Onlara yardımcı olabiliriz. Çılgınlık bu. Cinayet işleyerek hiçbir dava kazanılmaz. Merkez komitesinin bundan haberi var mı? Merkez komitesi bildikten sonra padişah da bilir. Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Ben bu işte yokum. Feyyaz Bey! Davadan dönenin sonu ne olur unutma. Dur! Geçmek yasak. Hünkar camiden çıktı mı? Daha çıkmadı. Hünkar yaveriyle konuşmak istiyorum. Şimdi olmaz. Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Çok mühim, konuşmalıyım. Sus, hünkar geliyor. Çılgınlık bu. Feyyaz Bey neden bugün gelmedi? Bilmiyorum. Belki bir daha hiç gelmeyebilir. Neden? Aranızda kötü bir şey mi geçti? Bana evlenme teklif etti. Tahmin ediyordum. Kabul etmedim. Neden? Ondan hoşlanmıyor musun? Babanız sizleri istiyor efendim. Konuşacak bazı şeyleri varmış. Bizi çağırtmışsınız. Kötü haberlerim var. Bu sabah Sultan cuma namazından çıkarken Ermeniler bomba patlatmış. Sultan ölmüş mü? Hayır. O kurtulmuş. Askerden çok ölen olmuş. Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Ona bir şey yaparlar mı? Suçsuzluğunu ispat edemezse ip de sallandırırlar. Allah'ım yardım et! Sakin olmuş.
gelmişken? Bu ne oluyor ya? Çok heyecanlandı birden. İçeri götür Teskin'i. Hadi. Sonra sen gel konuşalım. Feyyaz ölmemeli. Onu kurtarmalısın Şeref. Ben ne yapabilirim ki? Sen güçlüsün. Sen her şeyi yapabilirsin. Sakin ol Müşken. Önce düşünmemiz gerek. Sana aşık. Seninle evlenmek isteyen bir adamın kaderi karşısında nasıl böyle sakin olabilirsin? Hiç için sızlamıyor mu? Ona bir şey olursa ben yaşayamam, anlamıyor musun? Sus! Sus artık, yeter! Ağlamak, bağırmakla bir yere varılmaz. Merak etme, elden geleni yapacağız. Yakalananlardan biri de bu efendim. Benimle konuşmak isteyen mi? Evet efendim. Gazeteci Feyyaz Sabri. John Türk beyefendi. Suikastla ilgim yok. Beni neden görmek istedin? Gazete için mülakat isteyecektim. Halife efendimizin canına kasteden devlet düşmanı, gizli cemiyet mensubu olarak mı? Ben devlet düşmanı değilim. Arkadaşlarım bu vatanı düşmana peşkeş çekenlere uşaklık ettiklerini gizlemedi. Sen de konuşursan ıstırabın daha az olur. Biraz daha zorlayayım. Ağzından laf almaya bakın. Baş üstüne efendim. Sustu mu Müşken? Evet, sakinleşti. Hı. Karı kısmı değil mi? İlk gördüğü erkeğe tutulur. Neyse, sen Müşken'in patırtısını boş ver. Feyyaz bize lazım. Onu kurtarmalıyız Şeref. Bildiğiniz bir çare var mı? Bildiğimiz, soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Her iş onun padişaha vereceği rapora bağlı. Nasıl bir adammış bu Haşim Bey? Zengin bir paşazade. Gençliği Avrupa'da geçmiş. Oradaki Jön Türkleri tespit için gönderildiği anlaşılıyor. Yani bizim can düşmanımız. Yalnız... Evet, yalnız. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte. Onunla konuşmamı uygun görür müsünüz? Şu mendeburun pençesinden Feyyaz'ı kurtarabilirsen... bütün teşkilatına minnettar olur Şeref. Yaver Haşim Bey'le görüşmek istiyorum, beni bekliyordu. Hacı! Hanımı Yaver Bey'in yanına götür. Buyurun efendim. Bu hanımefendiyi bekliyor musunuz efendim? Efendim, ben Şeref Recai. Matmazel Canetti benden bahsetmiştir sanırım. Matmazel Canetti. Ha, evet. İtalyan sefirinin yeğeni. Serki Dorian'dan tanışırız. Görüşmek istediğinizi bildiren mesajınızı aldım. Ama karşımda böyle genç birini bulacağımı ummuyordum doğrusu. Buyurun. Otur. Teşekkür ederim efendim. Peki, sen çık. Bilmiyorum, sigara içer miydiniz? Buyurun. Hayır efendim, teşekkür ederim. Babanızın sefaretle bir ilgisi var mıdır? Hayır efendim, babam emekli yüzbaşıdır. Plevne gazilerinden.
Matmazel Canetti ile yakınlığımız İtalyan sefaretinin düzenlediği konserlerde olmuştur. Pek güzel. Ziyaret sebebiniz nedir? Gazeteci Feyyaz Sabri hakkında görüşmek istiyorum. Feyyaz Sabri. Evet. Halife Efendimize suikasten tutuklu. Tehlikeli bir konu. Bu işe neden sizin gibi kibar bir hanımefendiyi bulaştırıyorlar? Kimse bulaştırmıyor efendim. Ben kendim geldim. Kendisiyle bir yakınlığınız mı var? Kız kardeşimle evlenmek üzereydiler. Bakın, Feyyaz Bey'in dosyası burada. Gördüğünüz gibi hayli kabarık. Ben kendisini tanırım efendim. Suikast işine karışmış olması mümkün değildir. Yakalanan arkadaşları kendisini ele vermiş durumda. İftiradır. Aksini ispat edemediği takdirde divan-ı harp idamına karar verecektir. Onun hayatı sizin için bu kadar önemli mi? Kız kardeşimi kaybetmekten korkuyorum. Feyyaz Bey'in kurtulması için çok az ihtimal var. Söz vermiyorum ama bir bakıcıyım. Ağlamayın. Size minnettar olurum efendim. Pera Palas'ta özel bir dairem var. Yarın akşam saat 6'da oraya gelin. Meseleyi daha iyi tetkik etmiş olurum. Görüşürüz. Beni oteldeki odanıza mı davet ediyorsunuz? Feyyaz Bey'in hayatını kurtarmak istemiyor muydunuz yoksa? Ne oldu? Kurtulacak mı Feyyaz? İnşallah. Konuştun mu padişahın köpeğiyle? Evet babacığım. Netice? Evrakını yeniden inceleyecekler. Yeterince konuşturdunuz mu? Posasını çıkardık. Bildiği bir şeyler olsaydı söylerdi. Bombayı yapan Belçikalı anarşistle de yüzleştirdiniz mi? Bunu hiç görmemiş Frank Gavuru. Ama suikasti tertipleyen Ermenileri kaçıranları hemen teşhis etti. Yani bunun olayla bir ilgisi yok öyle mi? Olmadığı anlaşılıyor. Serbest bırakalım mı? Acelesi yok. Biraz daha içeride dursun. Aklı başına gelsin. John Türklük neymiş anlasın. Işığı gördüm, uyumadığını tahmin ettim. Sen neden yatmadın? Feyyaz'ındandayken gözüme uyku girmiyor. Demek o kadar çok seviyorsun onu. Ya sen? Sen hiç sevmiyor musun? Benim hayatımda böyle sevgilere yer yok. Onu sırf benim için mi kurtarmaya çalışıyorsun? Ne olur doğrusunu söyle. Onu ben de seviyorum. Ama birleşmemiz imkansız. Bana söz vermişken, Feyyaz'ı mutlu etmek için her şeyi yapacağına söz ver. Söz veriyorum. Saray yaveri Haşim Bey'i görecektim. Odası 308 numaradır. Aha, buyurun. Burada her konuda daha rahat anlaşabiliriz. Feyyaz Bey'in son durumu nedir? Oturun, bir nefes alın. Konuşmak için çok vaktiniz var. Sizinle bir işe girdik Haşim Bey. Odanıza gelmemi istediniz, geldim. Bana şimdi Feyyaz Bey'in nasıl kurtulabileceğini söyleyin. Çok zor. Ama imkansız değil. Biraz açıklar mısınız? Feyyaz Bey'in siyasi durumunu biliyorsunuz. Padişah düşmanı, gizli cemiyetlerle ilgisini inkar etmesine rağmen Ermeni suikastçılarla da bağlantısını tespit ettik. Yani yağlı ip boğazına dolanmış durumda. Kurtuluş umudu? Benim padişah efendimize vereceğim rapora bağlı. Şapkanızı çıkarmayacak mısınız?
Şapkamı çıkarmam yetecek mi? Beyaz Bey'in hayatının bu kadar ucuz olmadığını biliyorsunuz. Bu saate kadar nerede kaldı Şeref anlamıyorum. Senin bu kadar saf ve temiz olduğunu tahmin etmemiştim Şeref. Arzunuz yerine geldiğine göre Feyyaz Bey ne zaman serbest kalacak? Hayatının bağışlanmasını hemen sağlayacağım ama sürgünden kurtulmasını istiyorsan yeni bir anlaşma yapmamız gerek. Bunun için daha kaç defa bu otel odasında sizi ziyarete gelmemi istiyorsunuz? Bundan sonra otelde değil, evimde seninle beraber olmak istiyorum Şeref. Nikahlı karım olarak. Çünkü artık senden kolay kolay vazgeçemeyeceğimi hissediyorum. Bu teklifinizi kabul etmezsem? Feyyaz Bey sürgünden dönmeyebilir ve kız kardeşiniz ömür boyu mahzun kalır. Peki benim duygularımı hiç düşünmüyor musunuz? Kudretim ve servetim seni bana bağlayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok. Desenize, mutlu ve örnek bir çift olacağız. Babandan ne şekilde isteyeyim seni? Lütfen babamla bir şey konuşmayın. Ben kendisine durumu usulünce açıklarım. Düğünümüz için isteklerini düşün ve bana bildir. Düğüne ne gerek var? Nikahtan önce gerdeğe girmedik mi? Babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben Haşim Bey'in zevcesi olarak onun konağında yerleşmiş olacağım. Bu izdivacın sizi memnun etmeyeceğini biliyorum. Ama bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin. Benim Şeref diye bir kızım yok artık. Evlatlıktan reddediyorum! Hanım, Şeref bundan sonra bu eve girmeyecek! Şöyle buyurun Feyyaz Bey, sen çıkabilirsin. Dar ağacına gitmeyi beklerken kendimi sarayda buldum. Sebebini anlayabilir miyim? Yıllarca düşmanı olduğunuz, arkasından bunca gizli tertiplere girdiğiniz Ulu Hakanımız Halife Efendimiz Sultan Abdülhamit Hazretleri büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Kanlı bir teşebbüse bulaşmış olmanıza rağmen canınızı bağışladı. Neden? Neyin karşılığı olarak? Bugüne kadar kendilerine hürmette kusur etmeyişimin, sadakatimin karşılığı olarak. Ya siz? Neden dolayı böyle bir tavassutta bulundunuz? Haremim, sevgili eşim Şeref Recai hanımefendinin huzur ve saadeti için. Hareminiz Şeref hanımefendi mi? Levne gazisi Recai Bey'in kızı. Evet. Kendilerinin musiki hocasıymışsınız. Olaylara karıştığınız sırada kız kardeşi Müjgan Hanım'la evlenmek üzereymişsiniz. Eşim kız kardeşini bildiğiniz gibi çok sever. Onun saadetini ister. Eşiniz Şeref hanımefendi. Evet, eşim. Sebebi saadetim Şeref hanımefendi. Başınıza gelenlerden ders alıp bundan böyle
mazbut bir aile babası olacağınız umudunda. Buyurun. Şimdi serbestçe sözlüğünüze gidebilirsiniz. Müjgan hanımefendi ile nikahınızdan sonra sizi ziyaretimize bekleyeceğiz. Onu hemen yukarı alın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Feyyaz Bey. Geçmişler olsun. Lisenin başınıza gelenlere ne çok üzüldük. Sahi mi söylüyorsun? İşte bunu duyduğuma çok memnun oldum. Ben de derslerden kurtulduğun için sevineceğini sanıyorum. Ne fena şeyler düşünmüşsünüz. Halbuki ben... Buyurun, amcam sizi yukarıda bekliyor. Sizi öyle merak ettik ki. Şükür kavuşturan Allah'a! Sizi kucaklayayım Feyyaz Bey. Sağ olun, ilginize çok teşekkür ederim. Kahveniz nasıldı? Az şekerli olsun lütfen. Hadi Müjgan, kahveleri kendi eline yap bakayım. Baş üstüne amcacığım. Buyurun Feyyaz Bey. Sağ olun. Epey karanlık ve endişeli günler geçirdik. Neyse ki geride kaldılar. Çok canınızı yaktılar mı? Tutuklandığım ilk günler evet. Fakat sonra bir tecrit hücresine kondum. Uzun süre kendi başıma bıraktılar. Son günlerde İzzet İkram bile gördüm. Yokluğunuz sırasında olanları biliyorsunuz belki. Her şeyi değil. Şeref Hanım'ı görmüyorum. Kendisini merak ettim. Şeref artık burada değil. Evlendi, duymadınız mı? Yaver Haşim Bey'le mi? Evet, bana ihanet etti. Beni bu halimle bırakıp can düşmanıma gitti. Şeref diye bir evladım yok benim artık. Evlenmek genç bir kadının hakkı değil midir efendim? Ne hakkı? Benim babalık hakkım ne olacak? Beni yarı yolda bıraksın diye mi ona bunca emek verdim? Müjgan var. O da sizin bir kızınız. Müjgan başka. Benim erkek evlada ihtiyacım var. Şeref Hanım affedin efendim. Gerekirse beni bir erkek evladınız sayın. Buyurun Feyyaz Bey. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur. Ona hiç şüphem yok. Sen yaptığına göre. Bütün dilekleri yerine geldiği için sevgili eşimin mutlu olduğunu umarım. Yoksa gene Paris'ten giymeyeceğim bir gece elbisesi mi getirdiniz? Hayır, bu seferki bir düğün haberi. Feyyaz Bey ile Müjgan Hanım önümüzdeki cuma günü evleniyorlarmış. Ya, ne kadar memnun oldum. Ama babanız Recai Bey bana düşmanlıktan vazgeçmediği için herhalde düğüne davet edilmeyeceğimiz anlaşılıyor. Dilerim çok mesut olurlar. Recai Bey, kendi kızımızı, şerefimizi böyle telli duvaklı göremedik. Ne şerefi? Beş paralık etti bizi. Onun adını alma bana. Oğlum benim, seninle çok işler başaracağız. İnşallah efendim. Hadi, kap götür artık kızı. Allah daim etsin. Allah mesul etsin. Allah hayırlı olsun. Çok çok yakışmış. Bir aşkı kocasından. Allah daim etsin. Maşallah. Allah hayırlı olsun.
herkes yalnız onu konuşuyordu. Fısıltılarda, seslerde yalnız onu duydum. Neler söylüyorsun Müşken? Şeref, onu söylüyorum. Aramızdaydı o. Gözlerini sanki benden hiç ayırmıyordu. Onu artık unutmalısın Müşken. Siz unutabilecek misiniz? Sen yardım edeceksin bana. Bir istediğiniz var mı hanımefendi? Yok, teşekkür ederim Melina. Sofrayı kaldırabilirsin. Beyefendinin eve dönmediği gecelerde daha alışamadınız. Kocamın çok meşgul bir adam olduğunu biliyorum. Je suis ici depuis longtemps. Je n'ai personne qui m'attend. Tous mes amours sont des passants. Pour m'en aller, il me suffit d'un mot. Prends-moi, matelot. Je n'aime pas mes souvenirs. Je passe ma vie à mentir. Si partir, c'est un peu mourir. Vive la mer et vive les bateaux. Prends-moi, matelot. Depuis le temps que je n'ai plus 20 ans, j'en ai connu des amants qui passaient par Marseille. Evlendikten sonra bu odayı bıraktığımız başka birine sandı ben. Yanılmışsın güzelim. Ben de eve kapanacak erkek hali var mı? Ay, hani ne derler? Kariniz benzemiyor öbür kadınlarda. Silah taşıyor, erkek gibi. Nasıl diyorlar? Koca bulamadı diyorlar bu alışkanlıktan. Herkes de ne çok şey biliyormuş. Daha ne diyorlar biliyorsun? Aşim bey yandı. Bu kadın nefes aldırmaz diyorlar. Bakıyorum da bir süre ortalıktan çekilmem. Ne dedikodulara yol açmış. Şimdi göreceğiz. Kim nefes alamıyormuş? Nedir haberler? Bir gelişme var mı? Vaziyet pek parlak değil. Cemiyetin toplantı yerleri sıkı göz altında. Her yer jurnalci dolmuş. Kıpırdasan padişaha bildiriliyor. Benim de bağlantılarım koptu. Ne yapsak acaba? Hiçbir şey yapmadan duramayız. Ben Yaver Haşim Bey'le görüşmek niyetindeyim. O iblisle ne alışverişiniz olabilir ki? Haberin kaynağı orası. Zaten Müjgan'la beni bir aile ziyaretine bekliyorlar. Aman Allah'ım, neler işitiyorum. Demek Şeref'le buluşacağız. Evet, kocası Yaver Haşim Bey bizi davet etti. Büyükada'daki evlerinde bekliyorlar. Ne çok sevindim. Şeref'i öylesine özlemiştim ki. Görüşmeyeli neredeyse bir yıl oluyor. Baksanıza, Şeref saray gibi bir yerde oturuyor. Padişah yaverinin karısına da böyle yerde oturmak yaraşır. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Eşim Müjgan. Memnun oldum. Doğrusu eşimin bu kadar sevdiği Müjgan Hanım'ı çok merak etmekteydim. Şeref yok mu? İşte geliyorum.
Şeref! Ah, Müşken! Ah, seni yeniden gördüğüm için öyle sevindim ki! Ben de çok özledim seni! Görmeyeli daha da güzelleşmişsin! Öyle değil mi Feyyaz? Şeref Hanım her zaman güzeldi. Teşekkür ederim Feyyaz Bey! Güç zamanlar geçirmiş olduğunuzu biliyorum. Ama eminim Müjgan size bütün acılarınızı unutturacaktır. Buna şüphe yok. Bizim taş misafirhaneyi bilirim. Allah kimseyi düşürmesin. Sanırım hanımlar biraz baş başa olmak isterler. Size bahçeyi gezdireyim. Şeref, seni nasıl arıyorum? Yokluğuna bir türlü alışamadım. Artık sevdiğin bir kocan var. Beni ne yapacaksın? Evet, kocamı çok seviyorum. Çok mutlu olmam gerek. Ama senin boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını sanıyorum. Ne kadar iyisin Müjgan. Sen de mesut musun? Ne diyebilirim? Saadet nasıl bir şeydir bilmiyorum ki. Evlenip bizden ayrılman öyle birdenbire oldu ki. Herkes çok şaşırdı değil mi? Başlangıçta öyle. Ama bu duruma hala alışamayan bir amcam kaldı. O da zamanla alışacaktır. Sizler ona benim yokluğumu unutturacaksınız. Ama biz birbirimizi yine herkesten çok seveceğiz, değil mi? Her zamankinden de çok. Siz bu işlere bulaşmanın acı sonuçlarını bizzat yaşadınız. Şeref olmasaydı haliniz dumandı. Bakın Haşim Bey, benim size ve eşinize bir can borcumun olması asıl hakikati değiştirmez. Hangi hakikati? Müstebit bir idarenin eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu. Bu idare yıkılırsa, enkazı altında siz ezilirsiniz. İyisi mi, Recai Bey'in varidatını saçma sapan emeller peşinde çarçur etmesini önleyerek, ona yardımcı olun. Unutmayın ki, başınız bir daha derde girerse, Şeref Hanım'ın da sizi kurtaracak gücü kalmamıştır. Tanıdığım kadarıyla Şeref Hanım'ın gücünün sınırlarını tayin etmek zordur. Beni bu konuda uyarıyor musunuz? Öyle kabul edin isterseniz. Demek kısmette seni başka birinin karısı olarak görmek de varmış. Evet, takdir böyleymiş. Bir tek şeyi merak ediyorum. Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın? Ne değişir? Bilmek ihtiyacın. Lütfen Müjgan'ı mutlu et. Bize düşmanlıklarımızı unutturan, aynı masaya oturmamızı sağlayan bu güzel hanımların şerefine içerim. Feyyaz Bey'in son aylardaki faaliyeti nedir? Recai Bey'in evi devamlı göz altında. Giren çıkan arasında esnaftan gayri kimse yok. Ya gazete? İçeride casuslarımız var. Aralarında anlaşmazlık çıkmış. Yılanın başını ezmek lazım. Hemen Feyyaz'ı teklif edip ilk vapurla Yemen'e, sürgüne gönderin. Baş üstüne. Yalnız bu sürgün emrinden benim haberim olmamış olsun. Kapı vuruluyor Feyyaz. Bu saatte kim olabilir? Feyyaz Bey. Buyurun, benim. Zaptiye nezaretine kadar gitmek zorundayız. Suçum ne? Neden? Önemli değil. Ufak bir soruşturma Feyyaz Bey. Bir dakika giyinip geleyim. Merak etme, hemen dönerim. Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek, devletin, milletin felaketine yol açacak faaliyetlerde bulunmaktan dolayı
hünkâr fermanıyla Yemen'e sürgüne gönderileceksiniz. Değerli bacanağım, Feyyaz Bey Yemen'e sürgün edilmiş. Neden? Niçin? Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek. Ne olur Haşim Bey, buna mani olunuz. Neden bu kadar heyecanlandın? Müşken çok üzülür. Hiçbir şey yapamam. Ferman padişah efendimizden çıktı. Memnun olmuş bir haliniz var. Senin de çok üzülmüş bir halin var. Geçmişte Feyyaz Bey'le aranızda bir ilişki olmuş muydu? Hayır. Lütfen beni yalnız bırakın. Gece misafirliğe geldim. Buyurun beyefendi. Ben sandım ki artık beni unuttunuz. Unutmak yok. Her şeyin bir sırası var. Ne zamandan beri beyefendi gecelerini senin odanda geçiriyor? Sana soruyorum, cevap ver! Beyefendi ne zaman canı çekti, gelir odama. Ahlaksızlık bu, utanmıyor musun? Siz kocanıza hakim olamıyorsanız, ben ne yapayım? Kendini fahişe gibi kullandırma! Babam duymasın. Müşken nerede? Burada küçük hanım. Başımıza neler geldi neler. Biliyorum. Babama hissettirmeden annemle Müşken'e haber ver. Peki küçük hanım, peki. Küçük hanım geldi. Şeref hanım geldi. Nerede? Taşlık'ta. Ah Şeref! Feyyaz'dan haber var mı? Bir hafta evvel gemiyle sürgüne gönderildi. Üzülme, hepsi geçecek. Amcam bu işte Haşim'in parmağı olduğunu söylüyor. Ne yapmak lazım bilemiyorum. Şeref kızım! Annem! Ah anneciğim! Kızım burada ne duruyorsun, hadi yukarı çıkalım. Babama görünmek istemiyorum. Kırıcı olabilir. O odasında çıkmaz kızım. Çıkmayacağım anne.
Sizleri görmek için geldim. Çok özlemiştim. Yavrum benim, nasıl? Mesut musun? Hiçbir şey sorma anne. Kaderin çizdiği yolda yürümeye çalışıyorum. Yavrum benim, babanın yüzünden kendi evine hırsız gibi geliyorsun. Deli babanın bir gün aklı başına gelecek ama iş işten geçmese bari. Hep seni düşünüyorum Müşkan. Kendine iyi bak. Bir gün bunların hepsi geçecek Şeref. Yine mutlu olacağız. İnşallah. Bu saate kadar neredeydin? Annemi görmeye gittim. Evli bir kadının bu saate kadar sokaklarda dolaşması doğru mudur? Evli bir erkeğin de evin hizmetçisinin koyununa girmesi doğru mudur? Neler saçmalıyorsun sen? Melina nerede? Melina yok artık. Ne demek yok? Kovdum onu. Sebep? Evin hanımına ortak olmaya kalkışmak. Saçmalamaktasın Şeref, münasebetsizlik etmektesin. Bu evin düzenini ben tayin ederim. Sana da yaşayışıma karışma hakkı verilmemiştir. Gözünüzdeki değerim bu kadar demek. Herkes haddini bilmeli. Bir süre senden ayrı yaşayacağım. Ben yokken ihtiyaçlarını eve bakan bahçıvan ailesi karşılar. Umarım bu zaman içinde aklını başına toplarsın. Müjgancığım, bir tanem. Neredeyse bir yıldır bu evde yalnız yaşıyorum. Haşim Bey bana kızdı gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca eve dönmesini de arzulamıyorum. Hep seni düşünüyorum. Senin de benim gibi yalnız olman ne garip bir tecelli. Yalnız kalmak bizim bahtımıza mı yazılmış yoksa? Eski günlerimizi hatırlıyorum da... O sevgi dolu günler gibi gene birlikte olsaydık, yalnızlıklarımıza acaba daha rahat göğüs geremez miydik diyorum. Seni çok özlüyorum. Senden başka kimseyi de görmek istemiyorum. Müjgan! Mektubunu alınca hemen geldim. Babam bir şey demedi mi? Ona Feyyaz'ın akrabalarının yanına gittiğimi söyledim. Feyyaz'dan haber alabiliyor musun? Dolaylı olarak. Sağlığı iyiymiş. İdare değişmeden İstanbul'a dönemez herhalde. Öyle. Senin Haşim Bey'le derdin nedir? Sevgisizlik. Geçimsizlik. Bu adamın evinde yaşamaya mecbur musun? Baba evine dönemem. Başka nereye gidebilirim ki? Evin içinde biri var. Kim olabilir? Siz misiniz Haşim Bey? Oo, maşallah. İkiniz de burada. Feyyaz Bey'i mi bekliyordunuz yoksa? Gene neler saçmalıyorsunuz? Feyyaz Bey'in burada ne işi var? Duymadınız mı? Feyyaz Bey'in istediği oldu nihayet. Meşrutiyet ilan edildi. Memlekete hürriyet geldi. Sevgili bacanağım şimdi kestirmeden malıma el koymaya kalkışabilir artık. Korkmayın, kimsenin malınızda gözü yok. Ne konuşuyorsunuz anlamıyorum vallahi. Anlaşılmayacak bir şey yok. Padişah efendimiz kan dökülmesin diye pes etti. Kocanız bir kahraman olarak İstanbul'a dönecek. Siz de Mebus Hanım olacaksınız. Thank you.
Yaşasın hürriyet kahramanı! Zaferi kazandık Feyyaz. Göreceksin seninle ne işler başaracağız bundan sonra. İnşallah efendim. Hoş geldin oğlum. Allah kazanı mübarek etsin. Sağ olun efendim. Allah'ım çok şükürsün. Aklım hep sendeydi. Hep seni bekledim. Ben de hep seni düşündüm. Şeref'i hiç düşünmedin mi? Şeref'in hali çok kötü Feyyaz. Allah yardımcısı olsun. Canım Şerefciğim, seninle bir araya gelmeyeli ne kadar uzun zaman geçti. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Yakında bir bebeğimiz dünyaya gelecek. Teyze olacaksın, Şeref teyze. Feyyaz sürgünden döndükten sonra mebus olup meclise girdi. Mecliste öylesine meşgul ki, evde birbirimizi görecek pek zamanımız olmuyor. Ama onun hedeflerine ulaşması ne büyük bir mutluluk. Allah'a çok şükür, bütün isteklerim gerçekleşti. Huzur içindeyim. Tek üzüntüm senden uzakta olmak. Tanıştırayım. Mademoiselle Lilian. Kendisi meşhur bir sahne sanatkarıdır. Eşim Şeref, anlatmıştım sana. Geç şöyle otur, rahat rahat konuşalım. Mademoiselle Lilian'ı misafir mi getirdiniz? Hayır, misafir değil. Kendisini nikahladım, ikinci karım olarak. Neler söylüyorsunuz, çıldırdınız mı siz? Hayır. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Ne rezil bir vaziyet! İki kadınla beraber nasıl yaşarsınız? Tanrı'nın bana tanıdığı hakkı kullanarak... ...karım olarak bütün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini iddia edemez. Burası yatak odamız olacak. Kendi zevkine göre hazırla. Yatak içimizi alacak gibi değil. Ne demek istiyorsun? Ben je ne sais pas, iki kareli Türk erkeklerde yaşamak nasıl? Öğrenirsin. Yeni rolünde iyi oynayacağından hiç şüphem yok. Bu rejisörde bağlı, sahneyi koymak var yine ticarim hakkım. Oh, Madame Chef, bonjour. Bonjour, beyefendi yoklar mı? Söylemedi size, erkenden indi İstanbul'da iş için. Öyle mi? Peut-être kolay anlaşabiliriz diye bizi yalnız bıraktı. Sizinle anlaşmamıza ne gerek var? Ah, je ne sais pas, birlikte yaşayacaksa... Hayır, birlikte yaşamayacağız efendim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ama asıl hayret ettiğim, Avrupalı bir kadın olarak... ...böyle bir düzeni siz nasıl kabullendiniz? Her kadın gibi bana bakacak bir erkek, pourquoi pas? Öyleyse kocanızın ve yeni evinizin... ...size mutluluk getirmesini dilerim. Ben aranızdan çekiliyorum. Dommage, yazık. Sizinle iyi anlaşabilmek bekliyordum. Yalnız başıma çok canım sıkılacak bu evde. Hiç üzülmeyin. Yalnızlığınız uzun sürmez. Haşim size oyalanacak yeni bir arkadaş getirir.
Küçük hanım, buyurun, hoş geldiniz. Babam evde mi? Evet, odasında. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Hep sizi düşünüyoruz, sağlığınız için dua ediyoruz. Geldiğimi anneme de haber ver. Ben babamla konuşmaya gidiyorum. Peki küçük hanım. Ne işin var burada? Elinizi öpmeye geldim. Neden bunca zaman sonra? Hatamı anladım. Evime dönmek istiyorum. Kocan iktidardan düşünce gözünden de mi düştü? Hayır, sebep o değil. Ya neymiş? Üstüme başka bir kadın getirdi. Gülü seven dikenine katlanır. Kendin ettin, kendin buldun. Beni ona siz gönderdiniz. Evlen diye mi? Feyyaz'ı kurtar diye. Sen gittin, kendini sattın. Baba! Unuttun mu? Gitme dedim sana! Mecburdum. Öyleyse şimdi de yerin orası. Şeref, kızım! Seni ne kadar göreceğim geldi. Anneciğim! Kalmaya geldin değil mi? Hayır anneciğim, kalmak için gelmedim. Hatırınızı sormak için uğradım. Ama görüyorum ki, babamla aramızda hiçbir hatır kalmamış. Çekil karşımdan! Seni görmek istemiyorum! Sen pislendin benim için. Çıldırdın mı bey? Sen sus hanım! Defol! Defol bu evden! Beni evlat katili etme! Anneciğim! Yarın yine erkenden meclise mi gideceksin? Evet, toplantı var. Öyleyse niye yatmıyorsun? Bütün gün çalıştın, dinlen biraz. Yarına kadar yetiştirmem gereken bir yazı var. Sana çay yapayım mı? Hayır, teşekkür ederim. Sen yat, beni bekleme. Farkında mısın? Ne oldu? Köpekler nasıl havlıyor? Evet, deminden beri böyle havlıyorlar. Ne var? Yağmurda bir şey göremiyorum. Ama bu havlamalar sebepsiz değil. Bahçede biri olabilir, bir bakayım. Şeref, baygın halde. Aman Allah'ım! Hemen yukarıki odaya yatıralım. Sırılsıklam. Önce üstünü değiştirelim, sonra yatağa yatırırız. Ben hemen havluları getireyim. Kimseyi uyandırma lütfen. Bu halde görmesinler. Canım, ne oldu sana? Müjgan, evi bulabildim demek. Neden bu yağmurda çıktın? Haber verseydin biz gelir alırdık seni. Üstüme başka kadın getirdi. Duramadım o evde. Havluları getirdim. Dur gelme, ben alırım. Nefes alınız, nefes veriniz. Tekrar nefes alınız, veriniz. Peki, şimdi sıkıca öksürün. Nesi var doktor bey? Zannımca ağır bir zatürreye geçirmekte. Yüksek ateşi var. Kendini kaybediyor.
İnşallah başka komplikasyonlar çıkmaz. Evet. Şimdi size bir reçete yazacağım. Fenasetinli ve piramidonlu bir toz. Keten tohumu lapası da kullansanız iyi olur. Ben gerekeni yaparım. Ben de sizinle çıkayım doktor bey. İlaçları da eve yollarım. Unutmayın, bu işin en iyi tedavisi bir süre yataktan hiç çıkmamaktır. Sizin başınızı da derde soktum. Merak etme, iyileşeceksin Şeref. Allah yardımcımız olsun. Bu dünyada senden başka kimsem kalmadığı için buraya geldim. İyi yaptın tabii. Burası da senin evin. Sen şimdi dinlen. Sonra her meselenin hakkından birlikte geleceğiz. Bir misafirim var. Kim? Haşim bey. Haşim mi? Onu görmek istemiyorum. Rahatsız olduğunu söyledim. Fakat mutlaka konuşmak için ısrar etti. Çok önemliymiş. Peki. İlle benim kovmamı istiyorsa gelsin. Geçmiş olsun Şeref. Olanlara çok üzüldüm. Niçin buraya geldiniz? Seni evine götürmek için. Bir fahişeyle aynı çatı altında yaşayayım diye mi? Hatamı anladım. Onu kovdum evden. Hayatımın bütün düzeni sizin yüzünüzden yıkıldı. Çıkın gidin odamdan. Bir daha da beni aramayın. Şeref, rica ediyorum. Haşim bey, Şeref hasta. İstirahate ihtiyacı var. Peki. Gidiyorum. Ama unutmayın, Şeref benim nikahlı karımdır. Onu mutlaka geri alacağım. Hoş geldin. Yine geç kaldın. Yavrumuz nasıl? İçeride oynuyor. Yoruyor mu seni? Bugün epey hareketli bir gün geçirdik. Öyle mi? Biliyor musun, bugün Haşim bey geldi. Şeref'i götürmek istedi. Bak utanmaza. Def edeydim ben de bunu. Ben de öyle yaptım zaten. Ben bir bakayım. Şeref. Şeref. Şeref ne oldu? Başım döndü. Bir an kendimi kaybettim. Daha yatman lazım. Dertleri sen kendin yarattın. Neymiş? Şeref salonda düşmüş, yatmasına yardım ettim. Ne olacak bu Şeref'in hali? Ortalıkta kaldı. Amcam seni sever. Konuşup onları barıştıramaz mısın? Sanmam.
Son zamanlarda Recai Bey'le aramız iyi değil. Beklediği mevkiyi ona yeni hükümet de sağlayamadı. Bunun için bana düşman kesildi. Ya Rabbi! Amcamın bu ihtirası başımıza ne dertler getirdi. Bey, niçin kızımı görmeme izin vermiyorsunuz? O Feyyaz denilen herifin evine göndermem seni. Ne oldu? Ne kötülük yaptı size? Abdülhamid'i benim sayemde devirdiler. Hani karşılığı? Hala sefirlik mi bekliyorsunuz? Olanlar benden iyi mi? Bana yarım adam gözüyle bakıyorlar, ha? Hepsini cebimden çıkarırım. Misafiriniz geldi efendim, selamlıkta bekliyor. Rahatsız olmayın rica ederim. Nedir son gelişmeler? Sizden aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Yeni iktidarı içinden çökertmek imkanları var. Tabii yardımlarınızla. Üstüme düşeni yapmaya hazırım. Ta ki bunlar başımızdan gitsinler. Tasarladığınız bir şey var mı? Var. Aralarından birinin suikaste uğraması ve bunu içlerinden bilmeleri. Belli bir hedef tespit edildi mi? Evet. Kim? Hürriyet diye bağırıp nikahlı karıma el koyan alacak. Feyyaz yani. Bir itirazınız var mı? Nasılsın bugün? Bulantılar bende hiç hal bırakmadı. Sık dişini, yakında kurtulacaksın inşallah. Şeref nerede? Mutfakta herhalde. İyileşeli beri evdeki işleri hiç kimseciklere bırakmıyor. Gidip bakayım, belki bir yardıma ihtiyacı vardır. Kolay gelsin, yardıma ihtiyaç var mı? Biz Fatma Hanım'la her şeyi toparladık, bir zeytinyağlı kaldı. Şeref, nice zamandır senden öğrenmek istediğim bir şey var. Bunu sormak fırsatını bugüne kadar bir türlü bulamadım. Haşim'le neden evlendin? Aşık olduğum için ya da serveti gözlerimi kamaştırdığı için diyemezsin. O halde bildiğim bir şeyi tekrarlamamı istiyorsun. Evet, bunu senden duymak ihtiyacındayım. Hayatının kurtulması için başka çare olmadığına inanıyordum. Şeref, kendini benim için feda ettin. İyi yapma Feyyaz. Müşken'i unutma. Eline sağlık Şeref. Yemekler pek lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Beğendiğin için çok sevindim. Şeref'in aramıza katılması hayatımızı renklendirdi, değil mi Müşken? Tabii. Ben de sizlere şükran borçluyum. Büyük bir buhranı atlatmamda bana yardımcı oldunuz. Ama bir şey söylersem şaşmayın. Nedir? Bu doyum olmaz misafirliğe son vermek zorunda kalacağım. Neden? Evime dönmek ihtiyacını hissediyorum. Hangi evine? Kocamın evine. Haşim Bey'in yanına. Hayır! Olmaz, ona dönemezsin. Sevmediğin bir adamla yaşayamazsın. O benim kocam. Tam çocuğu doğacağı sırada Müjgan'ı böyle bırakabilir misin? Sen yatmayacak mısın? Hayır.
Salonda biraz çalışmak istiyorum. Benim kusuruma bakma. Gözümden uyku akıyor. Uyu güzelim, istirahat etsin. Seninle konuşmamız lazım. Bu saatte burada olmaz. Haşim'e dönmeni istemiyorum. Aynı hatayı tekrarlayamazsın. Başka çare yok. En doğrusu bu. Seni seviyorum Şeref. O adamın yatağına gönderemem seni. Ne olur Feyyaz, bir çılgınlık yapmayalım. Dayanamıyorum Şeref. Senin aşkınla yanıyorum. Ne olur Feyyaz. Feyyaz, yalvarırım. İnan bana Feyyaz, aşkın, erkeğin ne demek olduğunu ilk defa anlıyorum. Bu olanlardan sonra Haşim'e dönmene imkan var mı artık? Bilmiyorum. Bu ara bir şey düşünemiyorum. Ama aşkımızın bir felakete sebep olmasından korkuyorum. Senden ayrılmamak için her şeyi göze almaya kararlıyım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gördüklerim hiçbir açıklamaya ihtiyaç bırakmıyor. Ben kendi odama gidiyorum. Sen geceyi geçirmek için istediğin tercihi yap. Ne olursun. Beni kahretme Müşkan. Çocukluğumda sen annenle babanı benimle paylaştın. Şimdi borç ödeme sıram geldi herhalde. Üstelik senin bana hediye ettiğin bir kocayla. Biz ne çılgınlık yaptık Feyyaz. İş olacağına vardı. Perişan haldeyim. Ne olur bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum. İnan bana Müşkan,
seni kaybetmek istemiyorum. Ama Şeref'i de seviyorsun değil mi? Evet. İkinizden de ayrılmak istemiyorum. Ben de bütün gece düşündüm. Şeref'ten de, senden de kopmama imkan yok. Onunla konuşmalıyım. Hala nasıl yaşıyorum, nasıl yüzüne bakıyorum bilmem. Sen benim her zaman biricik şerefimsin. Size fırtınadan başka bir şey getirmedim. Hayatınızdan çıkıp gideceğim. Sen de olanları unut lütfen. Ne olanları unutmak mümkün, ne de senin gitmen bir şeyi halleder. Feyyaz'ın nasıl sevdiğini biliyorum. Onun ikinci hanımı ol. Seni ortak olarak kabule hazırım. Neler söylüyorsun Müşken? Tek çıkar yolu söylüyorum. Ben Feyyaz'a iyi bir eşim. Çocuğuna iyi bir anne olabilirim. Belki. Ama onun ruhundaki heyecanlara karşılık veremem. Ben sana nasıl hayransam, onun da sana aşık olmasına şaşmam. Ne seni, ne de onu kaybetmek istemiyorum. Kocamı seninle paylaşmaya razıyım. Burada kal ve birlikte yaşayalım. Bu ne düşünce Feyyaz Bey? Olabilir, yorgunluktandır. Eski dostumuz Recai Bey hakkımızda her yerde atıp tutuyormuş. Kulağınıza geldi mi? Biliyorum. Hele sizi bir bulsa bir kaşık suda boğacakmış. O kadar kolay değil. Bir adam Feyyaz Bey'e mektup getirdi. Peki, gelince ben kendisine veririm. Ne var Şerif? Haşim'den Feyyaz'a mektup geldi. Nereden anladın? El yazısından, hayra alamet değil. Açıp bakalım mektuba. Feyyaz Bey, Şeref hakkında sizinle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Bu akşam 10'da, Gülhane Bahçesi'nde saray yolunda buluşalım. Haşim. Haşim gene bir şeyler çeviriyor. Oraya ben gideceğim Müjgan. Ama Feyyaz olarak. Ne demek istiyorsun? Ancak benim halledeceğim bir işe benziyor bu. Sana bir şey olmayacak değil mi? Bilirsin, bu işlere alışkınım. Şeref Haşim'le konuşmaya gitti. Neden? Sana mektup geldi. Zarfın üstündeki yazıyı tanıyınca merak ettik, açtık. Anlat, devam et. Madem pazarlık benim üstüme, Haşim'le ben konuşurum dedi, gitti.
Giderken tabancamı da almış. Cehennem ola Feyyaz Bey. Affedemiyorum Feyyaz. Böyle olacağını bilmiyordum. Yoksa Şeref'in gitmesini önlerdim. Haşim'in niyeti beni öldürtüp suçu Recai Bey'in üstüne yıkmaktı. Şeref bizler için kendini feda etti. Onun için her şeye razıydım. Ölümüne nasıl alışacağım? Bütün sevgini artık çocuğuna vereceksin. Mezarı nerede onun? İşte orada. Bak başında biri var. Bizden önce gelmiş. Tüm suç benim. Her şeye ben sebep oldum. Hep bir oğlum olmasını istediğim için. Oğlumuzu görmediniz değil mi? Allah bahtını açık etsin. Adını Şeref koyduk. O bizim şerefimiz olacak.